Efendim merhabalar. Programımızın bu haftaki bölümünde de halen Frankfurt'tayız. Hatırlarsanız geçen haftada Frankfurt'taki Hamsi Festivali'nden görüntüler siz gönül dostlarına izlettik. Bu hafta da ikinci bölümünü inşallah izleteceğiz. Bu haftaki bu Hamsi Festivali'nin sponsoru da Şafak Kürşin Offenbach. Şu anda Offenbach Şubesi'ndeyiz. Yanımızda Offenbach Şubesi'nin yetkilisi Harun Bey var. Ona bir merhaba diyeceğiz. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikli olarak başta Yaşar Bey olmak üzere Şafak ailesine teşekkür ediyoruz. Bu Hamsi Festivali'nin bu haftaki bölümüne destek verdiğiniz için. Öğrendiğimiz kadarıyla aynı zamanda yakında da Şafak Offenbach'taki şubesinde bir aksiyona giriyormuş. Onunla alakalı bizlere neler söylersiniz? Şafak ailesi olarak şu anda aksiyona girdik dediğiniz gibi inşaat yapacağız. Tadilatımızdan dolayı başlamış durumda %70'e varan indirimlerimiz mevcuttur. Mobilya, yatak odaları, baza çeşitlerimiz, çocuk odalarımız, sandalye, masa ve buna benzer möbül artikellerdir. Bu bütün ürünlere geçerli mi? Offenbach şubemizdeki bütün ürünlerde geçerli, evet. Bu aksiyonumuz uzun müddet sürecek mi yoksa kısa vadeli mi? Belli bir süre için geçerlidir efendim. Yani burada ürünlerimizin uzun süreli için vaat edemeyiz. Efendim Harun Bey'in bugüne dair son sözlerini gari alak. Ondan sonra biz yine başka bir mekana gidek. Frankfurt ve civarındaki vatandaşlarımız bu kampanyadan yararlanmaları için bekliyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz. Efendim programımız Hamsi Festivali ile devam ediyor. Merhabalar, programımızın bu bölümünde Frankfurt'tan Hamsi Festivali'nden sesleniyoruz. Eğitim merkezinin düzenlemiş olduğu, arka planını görüyorsunuz, Avicenna'nın düzenlemiş olduğu Hamsi Festivali. Yıllardır yapıldığını öğrendik. Bugün burada çok değerli bir konuk var. Türkiye'den Bedirhan Gökçe, birçoğunuzun da tanıdığı gönül dostlarının. Şu anda yanımızda. Öncelikle olarak hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Hakikaten hoş bulduk. Çok keyif aldım böyle daha ortamı görür görmez. Böyle bizim Anadolu kültürümüzün Avrupa'da Frankfurt gibi Almanya'nın çok böyle merkezi bir yerinde böyle bir şekilde anlam bulmuş olması benim çok hoşuma gitti. Yani bu tür değerlerin her zaman yaşatılmasından yanayım, yaşamasından yanayım. Buradaki bu Anadolu insanının böyle sadece bir hamsinin üzerinden bile bu kadar güzel ilişkiler kurulabileceğini, bu kadar güzel tanıtımlar yapılabileceğini göstermiş oluyorlar bence. Bu bir örnek olsun. Sadece Almanya için değil, Avrupa'nın tamamı ya da yurt dışındaki bizim bütün gurbetçilerimizin çok rahat yapabilecekleri bir şey diye düşünüyorum. Eyvallah. Kültürümüzü yaşatırsak ancak yeni nesillere, önümüzdeki nesillere aktarırız diye düşünüyorum. Neler getirdiniz Türkiye'den? Biz uzun zamandır gitmiyoruz. Türkiye'den bizlere neler getirdiniz? Yani şeyin dediği gibi Hüseyin Gazeroğlu'nu size selam getirmişim diye. Türkiye'nin son dönemi içerisinde işte buraya geldiğimiz zaman, buradan Türkiye'den buraya baktığımız zaman Türkiye'yi bir içinden görmek var, bir de dışından görmek var. Türkiye'yi içinden görüp de çok bunalan, çok isyan eden insanların bence Türkiye'yi bir de Avrupa'dan görmeleri gerekiyor. Çünkü bir de Avrupa'yı içinden görmek lazım. Çok gözümüzde büyüttüğümüz Avrupa artık o kadar büyük mü? Ya da hep kendimizi aşağıladığımız biz o kadar küçük müyüz? Ben burada müteşebbislerin neler yapabildiğini, Türklerin, Anadolu insanının burada neler yapabildiğini görüyorum. İşte bak bugün hava soğuk ve buradaki kalabalığı birazdan kameraman arkadaşımız da gösterecektir. Bu bir şeylerin yapıldığını, bir şeylerin değiştiğini artık bu insanların ve bu kültürün değiştiğinin de bir ifadesidir. Bundan dolayı da biraz evvel söylediğim gibi bu sadece bir hamsi hikayesi değil yani. Bakın burada bir hamsi... Bir vesile diyorsunuz. Hamsi bir vesile. Diyalog kuruluyor. Çünkü biz
bu insanlarla ilişki kuramadık, biz bu insanlarla iletişime geçemedik. Ya bizim böyle bir keyifli taraflarımız var. Bu insanın hayatı tek düz Avrupa'daki insanların. Bizim sadece Karadeniz insanımızın da değil, bütün Türk Anadolu insanının buraya çok vereceği ve buradan çok alacağı şey var diye düşünüyorum ben. Bu yüzden de önemsiyorum bu tür şeyleri. Ülkemi seviyorum, ülkemin insanını seviyorum. Türkiye nasıl? Türkiye çok güzel. Yani ben birilerinin goy goyu, birilerinin hareketi ya da birilerinin kaoslu gösteriyor olması ortamı oranın kaoslu olduğunu göstermez. Eyvallah. Sizin ben çok sevdiğim bir şiiriniz var. Hamburg'un yolları, Hamburg'un yolları evet. Başlı. Evet. Dolayısıyla sizinle vedayı da bir şiirle yapmak lazım. Yani şiirle yapalım, onun neresini diyelim? Almanya mektubunda, mektubum diyor yenice geçti elime. Selamını duymak yetiyor kardeş. Dağ başı bir çaruk eskuttuğumuz Bozdağ'la gözümde tütüyor kardeş. Hamburg'un yolları asfalt, kafaları sıfır numara dıraşlı, afyon içiciyle, itle, manyakla, Türkiye'nin Rauste'ye bağırıyorlar. Ulan ne oldu da değişti devran? Çok değil, 25-30 yıl önce bizi bandoyla karşıladılar. Bunca yıl gavurun pisliğiyle uğraş, sonra sana düşman gibi baksınlar, ataş verip düneyini yaksınlar, adamın ağrına gidiyor kardeş. Ben bu kadar söyleyeyim. Yüreğinize sağlık, gerçekten çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Efendim bu sıcak hasbihal için teşekkür ediyoruz Bedirhan kardeşimize. Birazdan program olacak inşallah. Buradaki gönül dostlarına da inşallah hasbihalimiz devam edecek. Eyvallah. İstanbul'da kardeşime selam söylüyorum. İstanbul'da kardeşim var, selam söylüyorum. Bu kadar. Dayılarıma selam söylüyorum. Selam. Seni bir tanıyalım. Benim ismim Betül. Betül kaç yaşınız? 23. Maşallah, iyi. Nereden geldin buraya? Ben seni daha küçük tahmin ettim, kusura bakma. Yok canım, estağfurullah. Augsburg'dan geldim buraya. Özel olarak Hamsiye'ye mi geldin? Yok, hayır. Burada üniversite okuyorum. Öyle denk geldi. Biz de buraya geldik. Hamsi'yi seviyor musun? Ha, çok severim. Türkiye'den nereliyiz? Sivas. Peki, seni tanıdıklara bir selam gönder Türkiye'ye. Selamlar. Teşekkür ediyoruz. Bir diğer hanım kızımızla da hasbihal edeceğiz. Seni de bir tanıyalım. Hilal Ünal. Hilal, sen de Hamsi'yi seviyorsun. Tabii ki. Sen nereden geldin buraya? Ben burada kalıyorum zaten. Yani Frankfurt'ta oturuyorsun. Ailem Dortmund tarafında oturuyor ama ben kendim Frankfurtluyum. İyi, o zaman Hamsi yemeden önce ailene bir selam gönder. Dortmund'a. Dortmund'un neresinde? Dortmund'a yakın bir köyden geliyorum, Altena'ya. Altena'ya selamlarımı yolluyorum. Bizi kırmayarak buraya gelen Bedirhan Bey'e derneğimiz ve sizler adına teşekkür ediyoruz. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben de sizler için, sizlerle beraber olmak adına buradayım. Güzel ülkemin burada bir hamsi üzerinde neler yapılabiliyor olduğunu görmek bile gurur verici bir şey. Biz senelerce belki de bu diyaloğa kapalılığımızdan ya da bu iletişim kuracağımız kendi renklerimizi bilemediğimizden kopuk kaldık. Ama bugün burada bu böyle hem Türkiye'nin biraz o Ramazan'daki Ramazan çadırlarını ama biraz daha güzelini, biraz daha böyle Avrupa'nın ortasında çok renklisini gözümün önüne getirdi. Bir kere emeği geçen Avicenna'ya çok teşekkür ediyorum. Şimdi daha önceki programlarıma gelenler bilir, ben kısaca Karadeniz Show diye yazmışlar ya, en azından Karadeniz'de başından geçen birkaç tane hatıramı paylaşayım sizinle. Balık gibidir bir kere, kıpır kıpırdır. Karadeniz'in suyu gibidir, serttir. Ne zaman coşup ne zaman durulacağı belli olmaz. İnsanın coğrafyayla bütünleştiğine inanırım ben. Ve Ağustos ayı, şimdi ben buraya gelirken bak hazır donanımlı geldim. Ağustos ayında insan ne giyerek gider o coğrafyaya? En fazla bir tane yağmur alırsın, Karadeniz yağmur yağıyor olabilir çünkü. Ama ben gittiğimde yeminle söylüyorum, kar yağıyordu. Ağustos ayı, hani bizim Erzurum'a gitmişler, Ağustos ayında kar yağıyormuş. Demiş ya bu nasıl memleket, Ağustos ayında kar yağar mı? Yağar oğul, yağar demiş, Erzurum'un sahibi mi var? Kar da yağar, buz da yağar. Arkada kar yağıyor, önde titriyorum ben. Giderken de yolda dikkatimi çeken oraların bölgesi, evleri var ya böyle, 4 tane ev bir tane cami var, 4 tane ev bir tane cami, 5 tane 2 kişiye bir cami düşeydi. Peki dedim caminin sıkıntısı olmuyor mu, hani ekonomik sıkıntılar falan filan, hani duyarız camiye yardım falan, nasıl çözüyorsunuz dedim. Valla dedi geçen dedi bizim caminin imamı geldi dedi. Abele dedi ki camiye yardım, camiye yardım. Hocam dedim ya zarar ediyorsa kapatak dedim ya.
Şimdi bu, al bunu, kullan, fıkra diye kullanırsın. Ama adamın tavrını görsen birebir bu demiştir yani yüzde. Biraz daha gittik. 7 tane ev var, 2 tane cami var. Dedim ki bak, İkizdere'ye giderseniz onu göreceksiniz. Dedim bu ne? O bizim cami değil dedi. Dedim kimin camisi? Amcaoğluna kızdık, biz yaptık, öteyi bizim dedi. İşte Karadeniz insanının kişisel o karakter analizini buradan yapabilirsin. Amcaoğluna kızmış, şu caminin yanına bu cami yapmış. O uzaklığı, işte kopuk yaşamanın getirdiği insanların kırgınlıkları da fazla oluyor iç içe olduğu zaman. Ama bizim için Karadeniz hakikaten Türkiye'nin tebessüm eden yüzüdür. Türkiye'nin gülen yüzüdür. Ben Temel'in ve reisin, Temel eve gitmiş bakmış, hanım ortada yok. Ardından yarım saat sonra falan hanımı gelmiş. Demiş ki neredesin sen demiş. Demiş orada bir güzellik salonu açılmış, oraya gitti. Demiş ne oldu, sağa sıra gelmedi galiba. Şimdi bizim anlatamadığımız, dile getiremediğimiz, söyleyemediğimiz birçok şeyi Anadolu insanının dili üzerinden. Fadime demiş ki, Temel demiş, Tursun aradı, hanımı vefat etmiş, yarın cenaze namazına bekleyin. Burak demiş bu sefer gitmeyeceğim demiş ya. Demiş olur mu, o senin demiş en iyi arkadaşın. Demiş na ben demiş hangi yüzden gideyim demiş. Adam üçüncü hanımı gömeyi daha ben bir kere davet edemedim. Şimdi aynısının bir versiyonu, başka bir versiyonu bizim oralardan anlatayım. Çocuk askere gidecek. Askere gidecek. O dönemde de askere çok uzun gidiyor. Bunu geçen gün radyoda da anlattım herhalde. Adam ağlıyor sürekli. Diyor ki Ezrail, Ezrail diye tek abi olan askere sağlam gitsin gelsin diyor, sen benim canımı al. O dönem askere uzun gidiliyor ve bayağı bir uzun dönem. Belki 4 sene falan. Telefon yok, bir iletişim yok. Bu sürekli böyle ağlıyor. Ezrail, Ezrail tek abi olan sağlam gitsin gelsin, sen benim canımı al. Aradan zaman geçiyor, uzatmayayım. Gün geliyor, devran dönüyor, oğlan askere gidiyor ve geliyor. Ama gidip geldiği o süreçte sürekli babası bu dua ediyor. Ezrail diyor, Ezrail tek abi olan sağlam gitsin gelsin, sen benim canımı al. Oğlan geldikten sonra da Anadolu'da adettir. Gözün aydına gelirler. Geliyorlar diyorlar ki ya gözün aydın Hasan'a, gözün aydın Hasan'a, oğlan geldi, bu nasıl ağlıyor, bu nasıl ağlıyor? Diyorlar ya Hasan'a ayıptır diyor ya, oğlan gitti geldi daha ne gözyaş dökesek. Bu gene ses çıkarmıyor. Bir müddet sonra millet geldikçe bu ağlıyor. En son geliyor bir tanesi, ya Hasan ağa diyor, karı gibi gözyaşı dökme ya. Oğlan gitti geldi askere, bu ne ağlamak? Ulan diyor ben bir halt ettim diyor. Bu millet diyor bir kalabalık bir çekilsin de sen diyor benim yanıma bir gel. Herkes çekildikten sonra bu yanına geliyor, diyor ne oldu? Ulan diyor ben bir halt ettim, hiç sorma. Ya diyor ne oldu Hasan ağa? Ben dedim ki diyor, oğlan askere giderken, oğlan askerdeyken dedim ki Ezrail, Ezrail tek abi olan askere sağlam gitsin gelsin, sen gel benim canımı al. Diyor, evsine oğlum diyor, oğlan geldi sapasağlam. Oğlum diyor evsine işte, oğlan gitti sapasağlam. Diyor ki Hasan ağa diyor, sen diyor abunu söylerken diyor canında diyor başka kisme var idi. Diyor ki yok idi, diyor inkar et. Bence yeterli ama. Yeterli. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sizinle olmak hele yurt dışında böyle sokak sanatçısı gibi, bu da ayrı bir tarzmış yani. Vallahi ayrı bir tarzmış yani. Bunu da ilk defa denemiş oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah sayınızı artırsın. Çok teşekkür ederim. Efendim programımızın bu bölümünde sizlere Ziegen şehrinden sesleniyoruz. Burada güzel bir program var. Türkiye'den değerli sanatçılarımızın katıldığı, son zamanlarda Yeteneksizsiniz programından da tanıdığınız Atalay Demirci'nin de katıldığı bir program oluyor. Bu programı Zaman Gazetesi'nin katkılarıyla Stand Up Show ve Konser adı altında Reha Yeprem, Ümit Selim ve İsmet Macit Hoca'nın da katıldığı bir program oluyor. O programdan sizlere küçük bir kesit izletelim. Akabinde inşallah yapabilirsek şayet hasbihallerimiz olacak diyoruz. Efendim buyurun programımızı izlemeye. Thank you.
asır evvel yine bir böyle geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler, göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en safa yerdi. Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi, bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan, onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir lefada insanlığı kurtardı o masum. Irhamle'de Kaiserleri, Kisra'ları serdi. Dua ediniz. Aynı zamanda kısa zaman sonra finalleri var. Birinci olacak inşallah. Ben öyle iyiyim. Öyle düşünüyorum. Öyle ifade. Atalay Demirci geliyor. Abla alkışlamazsan böyle kalırsın işte. Bir sefer uyarlayayım. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Aslında böyle başlayınca bile biraz komik değil mi? Hoş geldiniz diyorum. Misafirliğe gittiğin zaman yapıyor musun öyle bir şey? Açıyorlar kapıyı, hoş geldiniz, eve böyle giriyoruz. Dayak yersin ya, hoş geldiniz, hoş bulduk değil mi? Başlayalım, hepiniz hoş geldiniz. İşte bu, işte bu yanlış. Tabii ki sahnedik adam hoş geldiniz deyince alkışlanır. Seyircinin ortak dilidir alkış. Ya hoş bulmadıysan, hoş bulmadık mı diyeceksin? Başlayalım, hepiniz hoş geldiniz. Kafalar karıştı kafa. Hoş bul, hoş bul. Neydi kız? Öncelikle sizlerle bizleri buluşturduğu için zamanı şöyle kocaman bir alkışlayalım. Evet, çok güzel bir kalabalıkla. Bu arada kayıt yapmayalım. Yapmayalım. Evet. Çok kötü bir kayıt oluyor çünkü. Işık oradan vuruyor, bundan geri sana dönüyor. Nurlar içinde bir adam. Ne tipi anlaşılıyor, ne ses anlaşılıyor. Güzel bir video çektiğini zannedip eve götürüyor. Bak bak, Atalay Demirci'yi çektik. Bir basıyor adam. Bu kim lan? Ne diyor bu? İşte güzel değilmiş. Halbuki gösteri güzeldir. Bir de bir şey kaydederek izlenecek bir gösteri değil bu. Dikkat ister hakikaten. Hikayeleri sıkı takip etmek lazım. Arkada demin bir tane kardeş geldi soruyor. Abi de çok güleceğiz mi? Ben ne bileyim lan? Seninle ilgili. Ne kadar anlarsan o kadar güleceğim. Ben senelerdir anlatıyorum. Hikayeler. Ya bazen o kadar ince espri oluyor ki kendim ertesi gün anlıyorum. O yüzden sıkı takip etmek lazım yani. Evet. Yeteneksizsiniz performansını izleyenlerin ellerini bir göreyim. Anladın? Tamam. Kalabalığın sebebi anlaşıldı. Evet. Ama yine de tanışmak lazım. Sağdan. Başlayalım. Dün nerede bir yerdeydik ahın mı? Neredeydik biz? Ahında sağdan dedim Mahmut ben dedi. Abi iki saat süren olur mu öyle şey? Kayıt yapmıyoruz arkadaşlar. Kayıt yapmıyoruz. Dilimizi biliyor musun? Kayıt yapmıyoruz. Anlıyoruz değil mi Türkçe? Süper. Yapmıyoruz kayıt. Evet efendim, biraz önceki anonsumuzda hasbihaller gerçekleştireceğiz diye sizlere iletmiştik ama maalesef hem Atalay kardeşim olsun hem de diğer gönül dostlarıyla olmadı. Atalay kardeşimin anlaşmasında, sözleşmesinde röportaj yasağı varmış. Olmadı diyelim. Hayırlısı, bu haftalık da buradan siz gönül dostlarına seslendik. Programımızı bu hafta noktalıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi sürçülisan ettikse affola. Önümüzdeki hafta bir başka güzellikte, bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, hep bu ekranda kalın.